köpek yedi öğretmenim. Lütfen yarın nereye gideceğimizi söyleyin. Sürprizi bozmayalım. Bu seferki okul gezisinin en çılgın hayalinizi bile aşacağını bilin yeter. Aa! Lütfen izin kağıtlarını kaybetmeyin. 87C sayılı okul kuralını hatırlatırım. İzin yoksa gezi de yok. O yüzden çantalarınıza koyduğunuzu görmek istiyorum. Hadi Deniz, izin kağıdı çantaya. Ne yapacağım ben? İzin kağıdını almam lazım. Nasher'ı güldürürsek belki çıkarır. Nasher oradan gıdıklanmaz. Aksine onu... Belki veteriner çıkarabilir. Veteriner mi? Önce randevu almam lazım. Randevuya gitmem. Geçen randevu için özür dilemem gerek. İzin kağıdını geri almanın daha kolay bir yolu olmalı. Buldum. Kendimizi minicik yaparız. Nasher'ın midesine girip alırız. Veya kesinlikle imkansız olmayan bir çözüm düşünürüz. Hayır. Pieface'in planını uygulayalım. Başka bir çözüm bulmaktan kolay. Babam bizi küçültür değil mi Ruby? Nasıl küçültebilir? Küçültme ışını üreten bir aracı falan yok ki. Küçültme ışını mı kullanabiliriz? Gördünüz mü söyle... Ne? Tabii sen Nasher'ın işine giremezsin Robicom. Güvenli olmaz. Yani bana yardım etmesi için en akıllı ve en güzel gözlü olanınızı seçeceğim. Tamam, Paul'la ben kalıyoruz. Haklısınız, Paul çok akıllıdır ve gözlerimi fark ettiğiniz için sağ olun. Anlaştık. Ben varım. Harika. Işınla küçüleceğiz. Nasher'ın boğazından gireceğiz. İzin kağıdını midesinden alıp çıkacağız. Kolay. Önce aracınız, gördüğünüz sosisi Nasher'in mide asidine mümkün olduğunca uzun süre dayanacak şekilde geliştirdim. Gördün mü? O kadar da kötü bir plan değil. Şimdi tam sosislerin üstünde durun lütfen. Hadi yut Nasher. Çok kolay oldu. Kağıdı gören var mı? Yok. Yemek borusunu çoktan geçmiş olmalı. Şuna bakın. Ben de en iyi fenerimi arayıp duruyordum. Üstünde zıplayanlar ne? Nasher'ın antikorları galiba. Burada olmaması gereken şeylere saldıran küçük organizmalar. Mesela el feneri. Veya sosise binmiş küçük insanlar mı? İyi davranın mini mikro köpekler. Çok ilginç ve yararlı. Aslanım Nasher, antikorları bile benden yana. Anti köpekler. Kağıdı gördüm. Sindirim sıvıları çoktan kemirmeye başlamış. Mideye ulaşırsa mide asidine dokunduğu anda erir. Mideye ne kadar yolumuz var? Hemen şu şelalenin arkasında. Ben İmparatoriçe Miyazma'yım. Güvensiz dördün en varlıklı uydusunun soylu hükümdarıyım. Çok etkilendik ama bizim bir görevimiz var. İzin kağıdımı kurtarmaya geldik. Bundan mı söz ediyorsun? Harika. Kolay oldu, bayıldım. Dur biraz, bir saniye bekle. Sen uzaylısın, bir uzay gemisindesin ve Nasher'ın içindesin. Devam et. Bu izin kağıdı çok değerli bir şey olmalı. Bir şey yalvarıyor gibi olmayalım ama ihtiyacım var. Bu durum sadece bana mı tuhaf geliyor? Evet, köpeklerin içinde bunca şeyin olup bittiğini bilmiyordum. Sizi ve izin kağıdınızı seve seve güvenli bir yere nakledebilirim. Ama yardımınız gerek. Bu köpek mahkumiyetinden kurtulmak için antikorların yanından geçeceğimiz zaman yardımınıza ihtiyacım olacak. Gemimin anti-antikor zırhını imha etmeden buradan çıkabilmem için antikorlar üzerindeki olumlu etkinizi kullanmanızı istiyorum. Şurada dur küçük dünyanı. Nasıl isterseniz saygıdeğer imparator. Deniz dur, hoşuma gitmedi. Destek isteyeceğim. Baba, beni duyuyor musun? Burada tuhaf şeyler oluyor. Öfkeli bir uzaylı antikorlar mi
minik uzay gemisi. Antika korlar mı? Minik tay tepsisi mi? Neler oluyor orada benim çok kıymetli, çok küçük sevgili kızım? Neden sosise köpek için sinyal yükseltici takmaya akıl etmedim? Burada yalnızız arkadaşlar. Deniz, bu uzaylı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bizim kağıdı meselesini çözecekmiş gibi konuşuyor ama en kolay seçeneğe razı olmak zorunda mısın? Neden olmayayım? Kolay işte. Tamam küçük antikorlar. Uzay gemisini rahat bırakın ki biz geri dönebilelim. Hey sen, o lazer çiğneme oyuncağı değil. Şaşkın dünyalı, tam istediğim gibi avucuma düştü. Ne? Yüksek sesle mi söyledim? Uzun zamandır yalnızım. Ama şimdi şapşal arkadaşınız beni antikorlardan kurtarıp gemimi serbest bıraktırdığı için buradan çıkıp dünyayı ele geçireceğim. Saldırgan uzaylı işgalci olmak için biraz küçük değil misin? Kabul ediyorum, olağanüstü ayrıntılı işgal planımın minicik bir kusuru var. Korkunç bir hata yaptım. En büyük hatam siz dünyalıların benim kadar küçük canlılar olduğunu düşünmekti. Meğer düşündüğümden çok farklıymışsınız dünyalılar. Şimdi beni sizi küçülten cihaza götüreceksiniz. Mekanizmasını tersine çevirecek ve beni dünyayı ele geçirecek kadar büyüteceksiniz. Neymiş? Hiç sanmıyorum sayın mayın imparator. Hadi çabuk. Cici, sen sosisi kurtar, ben kağıdı alırım. Ruby, sen bizi çıkaracak rotayı çiz. Bence manzaralı yolu seçelim, başa doğru gidelim. Beni asla yenemez. Gıdıklanan robot kollarını geliştirmiştim. Keşke yapmasaymışım. İzin kağıdı yok olup gitti. Hiç kimse benim köpeğimin karnında lazer silahı ateşleyemez. Antikorlar hücum! Ne yapıyorsun şaşkın? Yine mi? Bize daha büyük bir sosis lazım. Sindirim kanalına, oradan da solunum sistemine ulaşabilirsek... Yeme içme kısmından nefes kısmına geçersek... Gerisi naşire kalır. Rubinyum kızım, lütfen, lütfen bir şey olmasın. Şimdi ne yapacağız? Deniz, bize bir işaret ver. Hadi. Durum yeterince kötü değilmiş gibi. Hepsi aynı anda nezeme oldu. Dinle. İstediğim işareti gönderiyorlar. Hazır mısın Naşı? Kızım tertemiz de şimdi değil. Herkes gelmiş. Büyüyün bakalım. Naşı. İyi misin? Evet uslu köpek. İnanılmaz bir yolculuk oldu baba. Minicik uzay gemisi olan mikro bir uzaylı vardı. Bir de çılgın saldırgan antikorlar vardı. Tamam sağ salim döndüğünüze sevindim. Ama görev raporunu ortalığı temizledikten sonra dinlemeyi tercih ederim. Laboratuvarım yarınki okul gezisinden önce pırıl pırıl olmalı. Ne? Onca zahmeti her gün geldiğimiz yere yapılacak okul gezisi için mi katlandık? Sürpriz!